Merhaba dostlar, nasılsınız? Evet, Borsa İstanbul kapanış gününde 5000 puanın üzerinde kapatmayı başardı. 0,50 gibi bir kayıp olsa da arkadaşlar, saat belli, öğleden sonra özellikle satış baskısı vardı hisselerde. Burada artık kredi işlem yapmamak gerekiyor. Bu saatten sonra Borsa İstanbul'da nakitte durmak daha iyi, kredi işlemler yerine. Temettü ve garantili şirketlerde ise 5000 altına düşse de çok büyük bir etki olacağı gözükmüyor arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz sizlere burada haberler vermeye çalışıyoruz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Özelden Plastik Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi'nin özel durum açıklaması arkadaşlar. Ek siparişler alınması hakkında. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Şirketimizin 9. ayın 30 2022 tarihli kamuya açıklanan son finansallarına göre 2022 yılının ilk 9 ayı toplamında ortalama aylık 959 bin TL satışı yapılan Bizofor markalı yalıtım ürünümüzün ilgili pazar segmentinde 30.09.2022 tarihindeki toplam satış tutarımızdaki payı %5 olarak gerçekleşmiştir. 2023 Şubat ayı içerisinde rutin ürün sipariş ve satışlarına ilave olarak aynı pazar segmentinden 41 milyon 498 bin Türk lirası tutarında ek siparişler alınmıştır. Dilovası tesisimizde Şubat, Mart ve Nisan aylarında tamamlanmak üzere üretim ve sevkiyata başlanmıştır. Bilgilerinize sunarız diyor arkadaşlar. 41,5 milyon liralık bir yeni iş sözleşmesine siparişine almış Özerden Plastik. İsterseniz bugünkü Borsa İstanbul'daki performansına bir bakalım. Evet, Özerden Plastik Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi bugün 0,58 yukarıda tamamlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 lira 06 kuruştan. Son 5 günde ise %6,26'lık bir kazancı var. Son bir ayda ise %6,51'lik bir kaybı var. Ama bugün endeksin aksine 0,58 gibi bir yukarıda değer kazanarak tamamlamış. Biz de sizlere Özerden Plastik'in yeni ek sipariş olarak almış olduk. 41,5 milyon liralık ek siparişi bildirdik arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize ve kanalımıza destek olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen beğenileriniz, yorumlarınız oldukça önemlidir. Sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.